Merhaba. 1851 yılında İngiliz Frederick Scott Archer negatif film yapma amacıyla ıslak kolodyum işlemini icat etti. Bu işlem fotoğrafçıların kağıt üzerinde detaylı görüntüler üretmesine ve sayısız kopya basmasına olanak sağladı. Bu kilit özellikler daguerreotip ve kalotip denen iki eski fotoğraf tekniğinin gelişmiş haliydi. 1851'den 1880'e kadar ıslak kolodyum işlemi Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da en çok kullanılan fotoğraf baskı tekniği haline geldi. Islak kolodyumla bir görsel üretmek için çok hızlı ve becerikli olmak gerekiyordu. Çünkü kullanılan ana kimyasal olan kolodyum 10 dakika içinde kuruyor ve hassasiyetini yitiriyordu. Fotoğrafçılar seyyar karanlık odalar kullandılar. Böylelikle Fotoğraf çekildikten hemen sonra film yıkanabilecekti. Islak kolodyum işlemini birbiriyle eşit derecede önemli aşamalara ayırabiliriz. İlk olarak fotoğraf camının kenarları bir bilek taşıyla düzgünleştirilir. Cam, kireç taşı veya parafin gibi bir çözücüyle cilalanır. Böylece kolodyum cama daha iyi yapışır. Sonra cam hiçbir toz parçası kalmasın diye tekrar dikkatlice temizlenir. Bu kısım önemli çünkü camda kalan parçacıklar fotoğrafın son halinde siyah noktalar halinde belirebilir. İyoditler, bromür, eter ve ispirtodan oluşan bir karışım ışığa daha duyarlı hale gelmesi için kolodyuma eklenir. Hazırlanan solüsyon kullanılmadan önce yaklaşık bir hafta boyunca bekletilir. kolodyum, akıtma denen bir yöntemle camın ortasına dikkatlice dökülür. Gümüş nitratın cama yapışmasını sağlayan madde olan kolodyumun tüm yüzeyi kaplaması çok önemli. Fotoğrafçı karanlık odada camı gümüş nitrat içeren bir sıvıyla yıkar. Bu kimyasal camı ışığa doyarlı hale getirir. Camın banyosu 3 ila 5 dakika sürer. Sonra fotoğrafçı ışığa doyarlı hale gelen camı gümüş banyosundan alır ve kolodiyumlu taraf aşağı gelecek şekilde cam tutucuya yerleştirir. İşte bu sayede cam kameranın içindeki ışığı algılar. Gümüş nitrat fazlalığı arka tarafından temizlenir. Kapatılan cam tutucu daha fazla ışık almaz. Böylelikle güvenli bir şekilde karanlık odadan çıkabiliriz. Fotoğrafçı cam tutucuyu yerleştirmeden önce kameranın arkasında kompozisyona ve resme dair son ayarlamaları yapar. Değiştirilecek bir şey varsa şimdiden yapması gerekir. Çünkü bir kez tutucuyu yerleştirdikten sonra kamerayı odaklamanın imkanı yok. Cam ilk olarak siyah sürgünün çekilmesiyle sonra mercek kapağının kaldırılmasıyla ışığa maruz kalır. Böylece cam gereken süre boyunca ışık alır. Mercek kapağı tekrar kapatılır ve siyah sürgü cam tutucuya geri konur. Cam tutucu kapatıldıktan sonra kameradan ayrılır ve karanlık odaya geri götürülür. Cam levha karanlık odada tutucusundan ayrılır. Banyo çözeltisi camın üzerine dökülür. Çözeltinin eşit ve her yeri kaplayacak şekilde dökülmesi çok önemli. Yoksa fotoğrafın son halinde çizgiler ve işaretler bırakacaktır. Fotoğrafçı görüntüden memnun olduğunda yıkamayı bitirmek için camın üzerine su döker. Işığa maruz kalan ve yıkanan cam, görüntünün kalıcı olarak sabitlenmesi için fiksaj banyosuna batırılır. Cam temizlenene kadar banyoda kalır. Sonra buradan çıkarılan cam levha suda güzelce yıkanır. Cam levha kuruduktan sonra hassas fotoğraf yüzeyinin çizilmemesi için cilalanması gerekir. Sürecin hızlanması için cam ısıtılır. Camın üzerine kolodyumla eşit miktarda bir kat temiz vernik sürülür. Bunun çok dikkatli yapılması gerekir. Çünkü cila yanlışlıkla görüntüyü dağıtabilir. Cam levha cilalandıktan sonra güvenli bir şekilde baskısı yapılabilir. Fotoğrafçılar genelde Islak kolodyumlu negatifleri albümin kağıdı üzerine basarlar. Bunun yapımı da bir fotoğraf kağıdının önce yumurta akından yapılan bir solüsyona sonra da gümüş nitrata yatırılmasıyla gerçekleşir. Kağıt kuruduktan sonra negatifi baskı filmiyle temas edecek şekilde yerleştirilir. Sonrasında da filmin negatifi güneş ışığına bırakılır. Pozlama esnasında fotoğraf ortaya çıkar. Fotoğrafçı pozlamayı durduracağı anı belirlemek için dikkatlice izler. Biten baskıya albümün baskı denir. Renkler kırmızıya ve mora çalan kahverengi arasındadır. Baskıların sulu gibi görünen parlak yüzeyleri olur. Islak kolodyumlu negatiflerden yapılan albümün baskılar 1880 yılına kadar popülerliğini korumuştur. Sonrasında ise yerini daha sanayileşmiş fotoğraf teknikleri almıştır. Hoşçakalın.